Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Adı Güzel. Bilirkişi programına da hoş geldiniz. Kült filmleri gerçek uzmanlarından yani filmi bedava izlemiş Türk seyircilerin gözünden anlatacağız. Uyarı, spoiler içerebilir bazı yerlerde ama izlemediğiniz filmin de zaten yorumlarını okumak, yorumlarını dinlemek çok komik gelmeyebilir. Bu yüzden iyi seyirler. 22-22. Beyler böyle filmler izlemeyin ya. Film görmesek neyse 2. Ben de D1'leşik arkadaşların tavsiyesi üzerine izleyeyim. Keşke izlemeseydim. Bu ne abi 3. Prestij 3. Başlangıç 3. Bence güzel. Adamın biri. Puanına aldanıp seyrettiğim en berbat film 2. Bu filmin hayatımdan aldığı 2 saat için lanet ediyorum. Ünlem. Sadece siteye teşekkür ediyorum. Ahmet 2361. Baştan aşağı bir başyapıt, mükemmel film. Sonunda çıkan penis resmini durdurabilen var mı? 10 dakika uğraştım amık. Gülücük. Anonim. İzlediğim en iyi filmler listesinde bir sıraya yerleşti. Beni dinle. Kapa çeni. Babalarımız bizler için tanrı modeli. Eğer babalarımız bizi terk ettiyse tanrı nasıl... Bilmiyorum. Beni dinle. Tanrı'nın senden hoşlanmadığı olasılığını düşünmelisin. O seni hiç istemiyor. Hatta büyük olasılıkla senden nefret ediyorum. Bu başına gelecek en kötü şey değil. Değil mi? Ona ihtiyacımız yok. Ona ihtiyacımız yok. Anonim 2. İçerisinde subliminal mesajlar var. Arales. Yorum aldırın kurbanı oldum. Nokta. Zaman kaybı ve saçma. Aslı. Bence çok saçma ve sonu da o kadar saçma bir filmdi. Beğenenler de beğenmeyenlerin neden anlamamış muamelesi yapıyor anlamadım. 2. Filmde anlaşılmama gibi bir olasılık yaratacak zekilik yok ki. 2. Atilla. Film çok güzel ama arkadaşlar 136. dakika 20. saniyesinde bir resim gördüm. Çıplak erkek yoksa tek ben mi gördüm filmden? Neden o resim var la? Gülücük. Dövüş kulübüne hoş geldiniz. Dövüş kulübünün ilk kuralı, dövüş kulübünden söz etmemektir. Dövüş kulübünün ikinci kuralı, kimseye kulüpten söz etmemektir. Baba, adam gibi izleyin. Başak, konusu itibariyle etkileyici ama gidişatı sürpriz değil, seyrettikten sonra oturup düşünülür de değil. D1'leşik. Ben değilim. Farkındasın değil mi? O elindeki telefon, laptop ne boksa, hatta telefonun diğer ucundaki sevgilin bile sahip olduğun şeyler sana sahip olmuş durumda. Hepsini bir kenara itebilecek misin? Soru işareti. Yoksa hala lanet bir korkak gibi mi yaşayacaksın? Soru işareti. Beyaz. Ne zaman izlesem hemen şınav çekmeye başlıyorum. This is your life and it's ending one minute at a time. Beyin. Filmin sonuna kim penis koydu? Soru işareti. Bilinçli izleyici. Allah'tan Mayıs 2015'te serinin ikinci filmi gelecek de hep aynı filmi izlemek zorunda kalmayacağız. Gülücük, biz kimiz ki? Bu sistemin kölesiyiz. Bora, ben böyle filmin iğrenç zaman kaybı neresi güzel bu filmin? Bu filme güzel diyenler kendini köptüden aşağı atsın. GZL bir film istiyorsanız Ben Efsaneyim'i izleyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ne alaka ben de bilmiyorum ama izleyin. 3-4 tane nokta ve ünlem. Bay Casper, zaman kaybı, baş ağrıtıcı, 3. emeğe teşekkürlerler. Sevgili çocuklar, Fight Club. Bir tane adam var, bu işte çalışıyorken kendini yumrukluyor, yerelere düşüyor. Zaten beyinden açılıyor film, orası bir anlamadım. Bir garip olay, bir inşaatın dibini gösteriyor, bir minibüs var filan. Cemre. Yok subliminalmiş, yok illuminatiymiş, şuymuş buymuş. Kardeşim senin aklın fikrin cinselliğe çalışıyorsa bu senin sorunundur. Filmlerin şarkıların değil. Yani eğer sen bir film izlerken filmin konusuna değil de nerede cinsellikle ilgili ne varmış diye yoğunlaşıyorsan bu yaptığın emek hırsızlığıdır. Hiç izleme daha iyi. Nokta. Ciciş. Bir siz akıllısınız zaten, biz malız, yok bilmem kaç kere izlemişlermiş, izlemeye devam gereksizler. Başka bir ciciş daha. Ne saçma salak bir filmdi, güzel diyenlerin zevkine şüphe ederim, anlamayanlar anlamamış, hadi oradan vakit kaybı. Hiç film izlemedim sanki, hayatımıza ne kattı merak ettim. Deniz. Ergen çocuklar dışında seven pek kimsenin olmadığı film. İğrenç. Soap. I make and I sell soap. This is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Hit me in the ear. Don't worry, oğulları sıfırlı. Mevlana demiş ki ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. 3. Senarist bunu mükemmel bir hayal gücüyle işlemiş. 2. Anlayana sivrisinek. 2. Hesabı iyi seyirler. 3. Emeği geçenlerin ellerine sağlık.
Echelonofstumt. Bu ikinci izleyişim mükemmel. Aa, Jared Leto daha fazla gözükseydi daha iyi olurdu. O ayrı mesele. Bir de bu filmin defteri satılıyordu bir yerde. Ya almadığıma pişman oldum. Bak şimdi neyse, filmin sonlarına doğru şok olmuştum abi. Yok böyle bir film, kesinlikle beklenilmedik bir şey. Yani izlemelisiniz mutlaka. Emre. Saçmalık. Hayatımda izlediğim en iğrenç ve saçma film. Brad bu filmde nasıl oynamış anlamıyorum. Sanki dayının oğlu. Fatih. Akıl oyunlarının çakması. Gülücük. İzlenmese de olur. D birleşik. Sonradan filmin ortasında bir çıkıyor ki bu adam meğerse bunu buymuş. Bunlar ne yaptıkları belli değil. Feride. Çok psikopat bir film. Bu film hayatımı değişti diyebilirim. Süper. Herkes izlesin bu filmi. İzlemeyenler kaybeder. Anlamayanlarınsa kaybedecek bir şeyi kalmamış. Fight Club P'yle. Üyelik ismime bakın ve karar sizin. Ben bakıyorum kardeş, P'yle yazmışsın ve bence. Fighter. Şiddeti tavsiye eden bir filmdi. Masonik bir film. Kesinlikle izlemeyin. 2 nokta. Galp. Pek beğenmediğim bu filmi. Beklediğim gibi çıkmadı sonu da. Çok saçma bence. Çok yaşlısın şişko adam. Göğsenin de çok büyük. Defol git buradan. Gasel. Hiç beğenmedim. 10 üzerinden 3. Güneş. Açıkçası bu filmdeki o hızlıca geçen kareleri gördük. Fakat durdurmaya erindik. Hande. Bu film beğenilmez mi ya? Oyuncuları geçtim, filmin hikayesi, kurgusu, karakterler oldukça iyi. Ayrıca siz kimsiniz ki bir filmi hem de böyle bir filmi eleştiriyorsunuz? Ünlem bir bir, ünlem ünlem, bir bir bir, ünlem ünlem ünlem. İğrenç. İğrenç. Çok gereksiz ve anlamsız film. Zaman kaybı. Güvenlik. Ben Jack'in intikamıyım. Daha haklıdır sanıyorsun sen. İsimsiz. Filmde Marla hariç gereksiz bir unsur yok. Ama Amerikan filmi sonuçta, bir kadını illa filmin bir köşesine sıkıştıracaklar. Saçma sapan dursa da. Kadınlar ağlar yoksa. Nasıl cinsiyetçi. İsmail. Bu filmi izleyip mükemmel olduğunu söyleyen ve adam akıllı dayak yiyesim var diyenler beni bulsun. Gülücük. İtinayla döverim. Gülücük. Filmin 40 dakikasındaydım, sıkıldım. Bilgin emeğin için teşekkürler. Joy Joy. Filmin sonlarında sübliminal bir mesajı fark ettim. P artı N artı I nokta S var. Dikkatli bakarsanız binaların yakıldığı kısımda. Bayağı dikkatli bakmış. Evet. Kadir. Bu ne böyle? Çağın en saçma filmlerinden. Bizler dünyanın şarkı söyleyip dans eden pislikleriyiz. Hepimiz aynı pisliğin lacivertleriyiz. Mert. Film kesinlikle berbat, zaman kaybı. Sonuna kadar herkes izlemiş diye izledim. Dövüşle alakası yok. Filmi de gayet iyi anladım ancak olmamış. Film sonunda insanı dumura uğratmaya çalışmışlar ama bir Wanted, Prestige, Sihirbaz, 23 olan şüphelilere hakaret ederiz bu filme güzel dersek. Bence evet, neyse. Merve. Bazı filmleri cidden abartıyoruz. Ben mi bir şeylere etkileşimimi yitirdim bilmiyorum ama film o kadar ahım şahım değil. Daha iyilerini izlemiştim. Murat. Film sıkıcı bence. Filmi L'yi ile karışık yazmış. Neyse. Müşfik. Yani musfik. Bu nasıl bir film? Resmen rezalet. Bir de gerilim gizem yazmışlar. Hiç alakası yok. Sen diyor la, nereye gidiyordun la? Ben diyor işte akşamına takılacağım diyor. Sen de benden gelin gidiyor. Bunlar bir yere gidiyorlar. Oturuyorlar filan. Sabahın diyor öyle evde bir adam daha var. Hayda bisiklete filan biniyor. O aralar karıştı benim kafada, bir mevhum kaydı çocuklar. Mustafa Arslan CS. Film şaşırtıcı ve gizemiyle sürükleyicilik kazanmış. Ne diyebilirim, herkesin fenomenliğini kazanmış bir film. Ancak halk tarafından klişeleşmiş bir film. Bu da bir dezavantaj olmuş. Psikoloji filmlerinde çok yüksek düzeyde olmasa da iyi bir film. İzlemeyene söverler, izleyin. Gülücük. Onur, adaş. Filmin konusu ve felsefesi bana çok saçma geldi. Topluma baş kaldıracağız diye lağımda yaşamanın ne anlamı var? Ünlem. Aslında çok doğru bir noktaya değmiş ama yani. Onurcan.
O kadar güzel bir yapıt ki her defa izledikten sonra birileriyle kavga edesim ve dayak yiyesim geliyor gülücük. Orhun, film güzel mesajlar veriyor fakat subliminal içeriyor. Bolca 16 yaş altı izlemedim bence. Ha? Son sahnedeki subliminal iğrenç bir şey. Eski ama kaliteli yapıt. Rabia. Spoiler. Yani çok fazla film izlediğimden sanırım özellikle bu tarz filmler. Filmin en başında Makinist filminden kaynaklı olarak adam uykusuzluk çekiyor diye kesin şizofren falan dedim ve uçağa binmeden önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Brad Pitt 2 saniye ekrana geliyor. Aha dedim o anda adam kesin şizofren falan ki öyle de çıktı. Filmi ne kadar bildiğimden emin olarak izlediğim için sonu şaşırtıcı gelmese de gayet güzeldi. 3 nokta. Sen çok yaşlısın Şişko. Ve sen çok sarışınsın. Gidin buradan ikiniz de. Rakı balık. Ya benim psikolojim bozuk ya film iyi değil. Kan ve vahşeti severim ama sarmadı, izleyemedim. Deep Pez cevap vermiş. Asıl psikolojisi bozuk mahluklar sever bu filmleri. Yanlış dedin arkadaşım. Gülmüş bir de sonuna. Rihanna 14. Bu film izleyince Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını anımsattı bana. Hayatı sıfırlamak gerek. Parantez içinde. Robin Robert Roddy. Film harikaydı moruk. Verilen mesajları herkes anlayamaz. Anlamayan da izleyemez. Kesin izleyin lan. Salih. Hiçbir şey anlamadım film boyunca. Ne yaptım onu da bilmiyorum ama sarıyordu galiba. Bence senin yanındaki sarıyormuş o sırada. Neyse. Sedat. Şu an bu filmi 5 kez izliyorum. Bunun üzerine söyleyecek başka laf olmaz herhalde. Yani ben derim aslında sana bir laf ama neyse. You wanna see pain? Swing by First Methodist Tuesday nights. See the guys with testicular cancer. That's pain. Servant. Fıl mı anlamak için? Için. Elimden geleni yaptım. Bu kadar sıkıcı bu film olamaz. Çok saçma ünlem. Vaktimi bosa harcadım. Sinan, favori filmim. Sokuyucu. Gerçekten film zevkleri değişiyor. Çok sevilen filmin başına gelen Yeşil Yol'u hiç beğenmedim ama sıkıcı olarak gösterilen bu filmi çok beğendim. Virgül. Aynı dejavu gibiydi ve tam gerçekçi psikopat filmiydi. Virgül. Bu filmi psikopat olan arkadaşlara armağan ediyorum. Süper. Tuna 36-41. Bu filmi kötü diyeni öperler la. Harika senaryo filan süper. Tunç. Arkadaşlar bir kere bu herkesin anlayacağı bir film değil. Olayı anlamayacak kadar gerizekalı olup filmi kötülemek haddiniz değil. Baştaki yönetmenin şakasını hemen subliminal diye yorumlayanlar da var. Abi internetten okuduğunuz şeylere her şeye illuminati demeyin. Lütfen biraz saygı. Yoda. Bazı filmler vardır izledikten sonra gidip arkadaşlarınıza önerirsiniz. 1-2 hafta filmin etkisinde kalır ve filmden replikler söylersiniz. Gider arkadaşlarınıza o filmi izleyip izlemediklerini sorarsınız falan. Ama bu film öyle değil. Bu filmi izlemeyen insanlarla görüşmezsiniz, soğursunuz onlardan. Bu filmin repliklerini 1-2 hafta söylemezsiniz. O replikler hayatınızı sorgulatır size. Bu film bittikten sonra oturur düşünürsünüz her şeyi. Hayatınızı gözden geçirirsiniz. Bazı filmler vardır sizi çok eğlendirir, güldürür, şaşırtır falan. Ama bu film sizin hayatınızın bir parçası olur. Kendinizden bir şeyler mutlaka bulursunuz. İzlemeden ölürseniz yaşamış sayılmazsınız. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz alttaki like butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz yandaki yuvarlak şeyden benim ağzımın bantlı olduğu fotoğrafa basarak abone olabilirsiniz. Mutlu seyirler, iyi gülücükler falanlar filanlar, iyi günler. Bay bay.